Oğlum çok iyi oynuyor lan adam. Oh, hiçbir mind game'i yemedi abi. Ne oldu lan kafamı paletinle? Yapma. Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight katil gameplay videosundan hepinize selamlar. Bugün bu dünyada asıl deliler akıllılardır diyerek deliren doktor abimizle oynuyoruz. Bu sözü de götümden salladım, mantıklı mı bilmiyorum. Normalde ben hani burada anlatmıyordum fakat yorum geldiği için birkaç tane perkleri anlat abi diye. Hani oyuna yeni başlayanlar, yeni izleyenler falan varsa diye perkleri anlatacağım. Aynı zamanda add-onları da. İlk perkümüz kanlı kasap. Normal M1 mouse'unuzun sol tıkıyla birisine vurduğunuzda bu kişinin kanamasını biraz daha arttırıyorsunuz ve ağır yaralı durum etkisi uyguluyorsunuz. Ağır yaralı durum etkisi de şu: bu kişi heal'lanırken daha fazla zaman kaybediyor, daha uzun sürede heal'lanıyor. Bir diğer perk Efsun Yıkım. Bu bir hex totem arkadaşlar, yani yanan bir totem. Bunu kırarlarsa perkünüz devre dışı kalıyor. Ama eğer kırmazlarsa şöyle bir avantajı var. Bir kurban diyelim bir jeneratörü belli bir dereceye getirdi. %50'ye, %60'a falan getirdi. Sonra siz o kurbanı buldunuz, kovalamacaya başladınız. Eğer o jene birisi oturmazsa, yani o jeneratör boşta kalırsa normal gerileme hızının %200'ü kadar geriliyor. Yani sizin o jeneratörü bozmanıza, tekmelemenize gerek kalmıyor. Otomatik olarak geriliyor. Üçüncü perkümüz en güzel en sona. 4 kişiden bir tanesi obsesif oluyor. Yanlarında kanca çıkıyor sol altta. Bu kişiye vurmamanız gerekiyor bu perk'ü taktıysanız. Ki ben yayınlarda çok fazla beceremiyordum ama yavaş yavaş alışmaya çalışacağım. O yüzden bu videoda bununla oynayacağım. Diğer 3 kişiye her vuruşunuzda bir token kazanıyorsunuz. Ve bu her bir token %5 başarılı saldırı bekleme süresini düşürüyor. Ve birikebilir şekilde en fazla 8 token kazanabiliyorsunuz. Yani %40 oranında bu beklemeyi azaltabiliyorsunuz. Neredeyse ilk hasarınızı yaptıktan sonra 1 saniye içerisinde hemen ikinciyi de yapabiliyorsunuz yani. Böylece kurbanları daha hızlı bir şekilde düşürebiliyorsunuz. Fakat obsesif olana vurursanız 2 token birden kaybediyorsunuz. Son perkümüz de mangal ve piknik. Bu da şöyle: herhangi bir survivor'ı kancaya astığınızda 40 metre uzakta olan tüm kurbanların haresini Volek gibi 4 saniyeliğine görüyorsunuz. Aynı zamanda aşağıda da blood points için bir avantajı var. Fakat asıl amacı perkün dediğim gibi 4 saniyeliğine o kişilerin haresini göstermesi. Fakat o kişiler dolaptaysa falan göstermiyor. İlk addonumuz da bu. Kurbanları delilik 2 seviyesine çıkarttıysanız kurbanlar sanki hemen onun arkasındaymışsınız gibi bir duruma kapılırlar ve sizin kızıl lekenizi, yani kırmızı ışığınızı görürler. Aynı zamanda da diplerindeymişsiniz gibi bir ses duyarlar. Bu da onları paniğe sürükleyebilir. İşte palet devirebilirler, ne bileyim hata yapabilirler, önünüze çıkabilirler gibi gibi gibi. Delilik 3'teyken ise bu hayali kızıl leke ve dehşet alanı sürekli etkindir. Yani sürekli arkasındaymışsınız gibi bir izlenim bırakıyorsunuz. Delilik 3'ten kurtulması gerekiyor. Bu da ona zaman kaybı yaratıyor. İkinci addonumuz da şok terapisinin menzilini orta seviyede arttırıyor. Daha ilerilere şok terapisi vurabiliyoruz. Ve tabii ki YouTube özel videolarının vazgeçilmezi bir tane Mori. Yine elimden gelince maçın gidişatını etkilemeyecek şekilde atacağım Mori'yi. Çünkü bir önceki videoda abi Mori'yi takmışsın atmıyorsun falan demiştiniz ama empati yapmak bu kadar zor olmamalı. Ben ilk asılışımdan sonra hemen tanımlanıp Mori yediğim zaman çok sinirleniyorum. Adamlara da bunu yapmak istemiyorum. Gerekirse son asılışını da asarım, hani Mori atmam. Yeter ki maçın önüne geçmeyeyim. Maçı kazanmayı garantilediğim zaman veya son kişiye Mori atarım. Onun harici ne tarz şartlarda Mori atarım onu da söyleyeyim. İnanılmaz bir Gen Rush yediysem, atıyorum hukum yok 3 yan bitmiş gibi 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 bir Gen Rush yediysem Mori atabilirim. Veya da aşırı bir toksik takım geldi, tamam mı, böyle kancayı sabotaj ediyorlar, sürekli geliyor kör ediyor, t-back atıyor falan. O şartlarda atarım, onun harici maçın önüne geçmem arkadaşlar Mori ile. Haberiniz olsun, niye Mori atmıyorsun falan demeyin. Bu arada iki tanesinin 1400'e 2600 saati var, bir tanesinin 400, bir tanesinin 200 saati var. SVF diyerlerse hiç sıkıntı değil, istiyorsa 10.000 saat olsun hiç önemli değil. Ki yayınlarda bir tane 7600 saatlik adamı tokatlamıştık ama muhtemelen saat kasmış yani. Oynayışı çok iyi değildi. Güzel, doktor için güzel bir map. Gen Rush yemezsem demediğim gibi sıkıntı yok. Paletler safe değil, çok rahat bir şekilde kullanabiliriz özelliğimizi. Şöyle birazcık ilerleyeyim, ardından statik patlama vurup yerlerini öğrenmeye çalışacağız. O sırada base'imizi de kıralım, bu yollar çok önemli bu map'te. Kırmazsanız size bayağı bela olabilir, haydi. Kral. Devirsene onu. Oo. Tam bunu elimizden gelince delirtelim. Güzel, bilgili çıktı adam şu an. İyi başladı yani. Bakalım o palette durmayı tercih edecek mi? Hayır, tabii ki durmayacak. Dedim bir an jam mı yapıyorlar. Tamam kanka, sen devam et. Oo, seri bir Gen Rush. Okey. 3 kişi var orada muhtemelen. Aynen, bir tanesini gördük zaten. Tam deviremezsin onu. Muhtemelen bir tık alırım. Alamadık. Okey, okey.
Gıcık bir takım galiba anlaşılan. Hem Can Rush hem şey konusunda. Bu palette kalmayı tercih etmemeli. Aynen öyle. Çünkü boş bir palet. Can Rush sıkıntı şu an. Can Rush çok sıkıntı. Yukarıdaki jeneratörü de yapıyorlar. Bunu hemen asıp maçımıza odaklanmamız lazım. Bu maç bir Mori görebilir miyiz acaba? Burada biri var. Bu maç bir Mori görebilir miyiz acaba? Bitirmeyin onu. Aynen kanka, sen bayağı zekisin. Ruin'in bunu... Onu mu alıyor lan o? Nerede bağırdı? Oho kral! Böyle bir terbiyesizlik yok ama. Selamünaleyküm, baba geliyor. Ah be gülüm, böyle bir şey yapacağını tahmin etmedim. Bayağı terbiyesiz bir takım arkadaşlar yani. Ben söverim bunlara, ben diyeyim yani. Okey, seni de şu itin öldüğü yerdeki kancamıza asalım. Oradaki jen zaten bitmiş. Şu an tek korkum abi, aynı anda 2-3 tane jenin patlaması olur sanırım. Yapma onu, yapma. Kanka yaralısın bak, Kur'an çarpsın. Tamam, sen mori yiyeceksin. Sen mori yiyeceksin abi. Sen mori yiyeceksin abi, bana ne? Vallahi sinir etti beni. Hiç umurumda değil, geber. Heh. Yayın başındaki sözümü de şey yaptım, bozdurdun bana. Toksik abi, yapacak bir şey yok. Bir git heal lan, bir şey yap anasını satayım, oradayım ya. İlla bitirecek hocayını. Oh! İyi oldu. Tilt ol, sinirlen bana anasını satayım, hadi bak. Onu da aldılar, tamam onu alana da geleceğim. Babayı çıldırtmayın işte ya. Güzel güzel oynayalım abi. Acaba nereye gittiniz yani, buradan statik şeyizle bok harcadık. Diğer canlara hiç gidemedik, birazcık dolaşalım bakalım. Bu jende biri yok. Okey, hangi jende olduklarını anladık. Umarım bitirmiyordur onu. Bitmek üzere derken evet, bitti. Yav Dwight. Hacım sabahtan beri yaralısın be. Hacım sal be. Hacım sabahtan beri yaralısın be. Ne oldu, atlayamadın mı aslan parçası? Beni toksikliğe çok zorluyorlar arkadaşlar ya. Yemin ediyorum bu katil var ya. Bu katil oynamak abi. Yani imamı falan bile çileden çıkartabilir ya. Hohoho kral. Gerizekalı ya. Hayır ama şimdi sizin yaptığınız ayıp. Yo, atlayamazsın oradan. Bir dakika. Bu tarafta kaldın değil mi? Hadi bakalım. Güzel, bu paleti de yedik. Yalnız bu paleti böyle kullandığı zaman çok safe oluyormuş, bir şey değil mi? Düz kullanmak yerine seni yine bütün öldüğü yere götürelim. Buraya gelmeleri çok uzun sürer çünkü arkadaşlar bütün canlar diğer tarafta ya. Buraya gelmeleri çok uzun sürer. Aa, ben bu arada yine abi değil mi? Hiç en güzel en sona dikkat etmedik. Bak taş şimdi aklıma geldi. Abi yok, ben olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Olmuyor yani abi, yapamıyorum bu perkte. Hiç dikkat etmiyorum. Neyse arkadaşlar. 3 perkle oynadık, challenge gibi bir şey olsun bu da. Bana sinirlendiğinizi biliyorum ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun, 3 perkle oynamış gibi olalım. Bu zaten bayağı ileri bir seviyede. Yapma! Şşş, oynama. Ne oldu kank? Ne oldu kank? Atlayamadım mı oğlum? Ya o paleti kırmam lazımdı. Şu an bir flash seviyorsam var ya, ben çıldırırdım. Ben size diyeyim, çıldırırdım. Vallahi Ali Ece çıldırdı videosu gibi olurdum. Şeydir, böyle bir şey mi var? Dünyada yeryüzü nerede görülmüş ya? Ohoho! Barbekü ve İbrahim'le gördük yerlerini. Okey, sen bir orada dur kanka. Şunu ben bir kırayım, sonra sorun olmasın bizim için. Bir tanesi şurada bir yerde bak, şu çalıların arasında. Gördük zaten, arkaya doğru ilerle de. Ablacım arkaya doğru ilerle. Bak çakala bak ya. Dwight Bey, sizi biraz şöyle delirtelim efendim. Güzel bir dönüş. This is the case of the Cobra King. Devireceksin onu muhtemelen. Nice man, base yedin sen de. Heyo. Şimdi bakın, anlık bir sinirle adam yaralı, tam alınmış, çat diye o jeneratörü bitirmek için oturmuş. Morim'e attım.
Belki haksız olabilirim. Belki haklı olabilirim. Muhtemelen nerede hiç buldu. Hepsi saldı bu arada. Bu maçı Mori ile aldım denemez ama Mori işe yaradı diyebiliriz. O yüzden bir şey derseniz kabul ediyorum. Okey. Ama beni sinir etti. Vallahi sinir etti ya. Ben çok sinirlendim orada arkadaşlar. Aha. Kral selam. O tarafta yoktu bir şey aslında. Gel öldür diyorsun ha. Sen de mi pişmansın be? Sen de mi pes ettin be kral? Hadi sana da Mori atalım. Zaten maçı kazandık. Abi benim sinirlendiğim konu ne biliyor musunuz? Loop'ta çok kötüler. Ama inanılmaz can rush atıyorlar abi. Üçlü çat çat çat. Hani biri loop yapsa oyalasa beni arkada can bitse eyvallah diyeceğim. Ben ona sinirlendim yani. GG muhtemelen küfür yiyeceğim. Güzel rank almışız. 4, 2, 4, 5. Üzülüyor ama. Ama bak böyle olduğu zaman da üzülüyorum ya. Neyse. Hadi öbür maça geçelim. Arkadaşlar yine yemin ediyorum canavar gibi bir takım karşıma geldi. Şöyle bir saatlere bakacağım hemen. Bir tanesinin 2000, bir tanesinin 1700 saat var. Diğer ikisinin profili gizli. Hadi bakalım. 4 tane dehşetli pasta okey ama acil durumlarda camı kırınız. Bir tane morimiz var yine. Maçı kazanmak için Ibo'yu bile satarım. Güzel. Burada doktor için iyi map aslında. Ne oldu orada direkt? Ay masum bozuldu lan, ne oldu? Orada ne var lan? Aha. Beni kendine çek... Aha ne oluyor lan? Selamünaleyküm. Kral ne yaptın? Ahmet istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Hadi bakalım. Claudette kral ha. Haydi. Ne olacak şimdi Claudette? Ne olacak şimdi annem? Bana sinirlendi. Bana sinirlenme, sakın. Sakın bana sinirlenme Claudette. Eğer ben sana sinirlenirsem moru atarım ama sen bana atamazsın. Orada ne oluyor ya? Satıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Şurayı da bir kıralım. İkidir bir tarafları kırılan mapler geliyor bak. Barbeküye bakamadık ya. Selam. Sprintim var muhtemelen, aynen. Okey, şoku verdik. Atlayamazsın kanka. No. Devam edeceksin oradan muhtemelen, aynen. Bu iyi. Bu ablamız güzel. Atlar mısın buradan tekrar aşağı? Atlamaz olur mu? Seni biraz delirtelim, koridorda yakalamışken hazır. Adamın statiği dojlama şekline baksana anasını satayım. Onu kasmış adam. Şeyime, bana girmeye çalışıyor statiği dojlarken. Bu işte 2000 küsur saati olan buydu. Selamünaleyküm. Okey. Güzel oynadın Zamki, sadece dümdüz koşman yeterli yani. İnat ettik bunu kırmamakla. Kralım iyi oynadı. Şimdi diğer odaya kaçacak muhtemelen, aynen. Tamam, deviremedin. Herhalde vururuz ya. Kanka ne kadar gereksiz oyaladım be. Bir tane cam bitti bile, anasını satayım. Oğlum çok iyi oynuyor lan adam. Oh. Harbi iyi oynuyor. Hiçbir mind game'i yemedi abi. Ne oldu lan? Kafamı palet indi. Yapma. Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü. İşte bu maçı alan hamle oldu abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Maçı alan hamle oldu. Mori yiyecek kişimiz de belli oldu. Hadi bakalım. Mori yiyecek kişimiz belli oldu abi. Hadi bakalım. Seni kim kurtaracak şimdi? Oradan. Bakalım be. Vururum hasarı ya. Allah'ım sabır ver ya. Allah'ım sabır ver ya. Tamam, çok bir yere kaçamadı. Bir chest açıyor bu arada. Burada bir yerde. Oho abicim, bunlar nasıl spotlar ya? Olana bak olana. Allah'ım ya Rabbim. Şok gitmiyor adam oradan. Nasıl gitmez abi? Bir anda 4-5 tane can bitmezse iyi abi.
Spotları da hep harcadılar ama bu zaten obsesif olanmış ya. Ulan yine en güzel en sona dikkat etmedik, gördün mü? Tamam kanka git, sen obsesif olansın zaten, ne yapalım. Claudette gel bari seni alayım anasını avradını. Sana bir ısırık. Okey. Kanka ne yapıyorsun, gözünü seveyim, toksikleşme işte. Bu astığım Claudette'ti benim değil mi ya? Tamam. İlk morimiz gelecek diyeceğim de. Burada da biri var, anasını satayım, çok yükseltmiş ya. Tamam kanka tamam, geldim gel. Gel tamam iyisin gel. Gel iyisin gel. Gel seni öldüreyim. İkiz dingillere bak. Claudette aşağı atladı, ona moruya atmam lazım. Abi yok, yemiyor yemiyor, hiçbir şey yemiyor, yemin ediyorum yemiyor. Abi ama yuu. Yok yemiyor abi, gerçekten yemiyor yani. Kanka ananın avradıymış artık yani. Kim burada gerizekalı? Sen yine mi yıllandın? Sen bir geber. Yemiyorlar abi, hiçbir mind game yemiyorlar. O arkamda o feneri senin götüne sokacağım, bekle sen. Hala can yapıyor. Bak hele hareketlere, gerizekalı toksik ya. Ya. Başka spot bilmiyorum kanka zaten, anca oradan atlarsın. Şurayı bir kıralım. Şok yedin kanka. Şok yedin de kanka, haberin olsun yani. Hani umurundan bilmiyorum ama. Ya kanka gerizekalı mısınız, yemin ediyorum. Ana avrat gireceğim şimdi ya. Ulan sabır ver ya. İşte bunlar arkadaşlar, bunları var ya, hepsine birden mora atacaksın abi bunların. Bunların hepsine birden mora atacaksın abi. Bunlar akıllanmaz, bunlar gerizekalı. Ya ne oldu mal? Ne oldu mal? Allah aşkına ne oldu? Şunu düşünemeyecek kadar gerizekalı mısın? Bu ne la? Ha beni çizmişler. Bunların hepsine mora atacaksın abi, hiç acımayacaksın. Adamın tek derdi seninle dalga geçmek. Başka hiçbir amacı yok. Başka hiçbir amacı yok. Boravadın var kanka, mal değiliz o kadar da. Merak etme, anlıyoruz. Tamam bunun da boravadı var. Okey. Gel senin de boravadını başlatalım bari. Şöyle şuraya bakarak alayım, herhalde o ensemden falan kör etmezsin değil mi? Aynen kanka. Aynen et, oradan da et. Etti anasını satayım. Abi nasıl edebilirsin? Ya bakmıyorum ya. Abi duvara dönük kafam. Harcandı kanka, harcandı. Buradakilerin hepsi harcandı. Var mı dedardım bir şeyin? O nasıl bir hit, anasını satayım. Ha et et. Al kanka et. Etmezsen adam değilsin. Et buradan da et. Kafayı kaldırarak yürüyelim de. Burada biri var hala. Sen gerizekalı bir andavalsın ya. Sprint'e harcayacak abi. Onu bekliyorum. Hadi köyüne. Hadi naş 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 naş. Yok abi yok. Bunlara hiç şeye gerek yok. Hiç merhamete gerek yok. Gerizekalı toksik ya. Adamın işi gücü milletle dalga geçmek. Bu arada 8 stack yapmışız lan. Kanka daha neyin totemini kırıyorsun? Nerede kırıyorsun? Mal mısın kanka ya? Ya mal mısın ya? Sen de mi oraya? Siktir git lan. Adam grafikleri bozdu anasını satayım. Şimdi kapağı da bulur bu. Bunlar şanslı oluyor bir de abi. Bu tarz oyunları toksik ve şerefsiz oynanır, hep şanslı oluyor. İyi oynuyorlar, ona bir şey demiyorum. Çok iyi oynuyorlar ama neden toksiklik?
gelip Mori atarken o feneri götüme sokmaya çalışma abi. İyi oynuyor, vallahi iyi oynuyor. Gayet de iyi oynuyor. Hatch'i buldu herhalde, çekip şukul yapıyor daha. Baksana. Baksana abi, bu adam yani her şeyi hak ediyor. Bir, iki tane bir, bir tane iki, bir tane beş. GG. Evet arkadaşlar, çok gergin bir maçtı, özür dilerim. Biraz fazla gerildim ama dediğim gibi katil oynarken ben çıkıyorum yani, kendi benliğimden falan çıkıyorum. Ama hak ettiler, valla hak ettiler. Küfürleri falan da sansürlemeyeceğim, hak ettiler. Yani tam flash save denersin, edersin, kanka Mori atıyorum, götüme flash sokmaya çalışıyor. Adamın dibindeyim, jen yapıyor. Adamın dibindeyim, tık 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 yapıp flash arkamdan açıyor, jen yapıyor. Birisini kancada götürüyorum, kanca yasmaya, fıkı 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 flash açıyor. Yaparım yani, bütün hepsine Mori atarım. Bir tane güzel maçımız, bir tane de gergin bir maçımız oldu ama bu ranklarda gerginlik normal. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.